zam başka bir şey. Biz katmerli ödüyoruz. 5, 10, 15, %36 zamdır. %36 çok yüksek bir zamdır. %15 zam ülkeyi ayaklandırdı. %127 zamı cüret eden bir iktidar var ve bırakın %5-10 indirimi. %127 indirim yapsa ancak kurtarır. Elektrik, doğalgaz zamlandı. Esnafı elektrik çarptı. 5600 lira elektrik faturası geldi. Elektrikte %52 ile %130 arasında değişen oranlarda 2 katına çıktı. Sizin hayatınızda sadece mum var, mum. Biz ise bunu işte bu hale getirdik. İlkokul 5. sınıftan beri Beyoğlu'ndayım. Aşağı yukarı 30 senedir ya yakında ben Yeniçerşi Caddesi'nde kendi çapımda bir esnaflık yapmaktayım. 20 sene pastanecilik yaptım. 15 senede burada bu şekilde büfecilik yapıyoruz. Çok kriz gördük. Ecevit döneminde de kriz gördük. Ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demiryoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Sayın Başbakanlar, al vergiye satın! Ama hani o krizde bile bir şeyler biriktirebiliyordum. 96'da işte ilk başladığım dönemde mesela o yaz çalıştığım parayla ben bütün harçlıklarımı o sene o paradan kullandım. Bir çeyrek altın bile koyabildim bir kenara. Yani faturalarımı ödedikten sonraki kısım bu. Evime destek olduktan sonraki kısım. Şimdi bırakın bunu yapmayı, faturaları ödeyemiyoruz. 31 Aralık akşamı bu zamla ilan edildi. Herkes önce bir şoka girdi ama şuuru almadı. Çünkü %120 dediğimiz şey çok olağanüstü bir şey. Burası 9 metrekare dükkan. Bakıyorum 2950 lira elektrik faturası geliyor. Geçen seneyle bu sene arasındaki farklar bile inanın 2 katından daha fazla. Geçen seneki faturamı çıkardığımda 200 lira belki gelmiyordu ama bu sefer 600 liradan bahsediyoruz. İnsanlar faturayı gördükçe, şokları büyüdükçe hükümet şunu anladı. Bu konuda bir fren yapması gerekiyor. Yapmazsa asla bu işi durduramayacak ve 1 Şubat'tan sonra tam zamlı faturalar gelecekken 31 Ocak akşamı hızlı bir manevrayla birinci kademe limitini 150'den 210'a çıkardı. Bunu indirim diye pazarladı ama kamuoyu kabul etti mi etmedi bunu nereden biliyoruz? 72 saat sonra başlayan Bodrum, Marmaris, Doğu Beyazıt, Yüksekova gibi ülkenin dört bir yanına yayılmış eylemlerden aslında bunu tutturamadı. Çok iyi anlıyoruz. Faturaları aldığımız elektrik faturalarında bir yani sokağa çıktığımızda işte herkes kapıda bu ne? Bu nasıl fatura? Bu nasıl bir vicdansızlık? Önceki aydan daha yüksek geldi. Yani bir ailede ben gördüğümde inanamadım. 1470 lira. Yani şimdi bunu hangi vicdan kaldırır? Biz bunu eskiden esnaflarda duyardık. Böyle böyle ya biz de eylem yapalım dedi bir komşumuz çıktı. Biz de isyan ediyoruz yani bunu dile getirmemiz lazım. Birileri de duysun sesimizi dedi. Eğer toplu susarsa kuvvet iş demektir. Susmazsa itirazların sürdürürse devam edecek demektir. Ama asıl başka bir problemle karşı karşıyayız. İnsanların elinde hala Aralık faturası var. Mart'ta yeni faturalar gelecek. Mart'taki yeni faturalar Aralık'tan ne kadar indirim yaparlarsa yapsınlar. Zammı çekmedikleri sürece Aralık ayından çok daha fahiş yüksek olacak. Dolayısıyla tartışmanın tekrar başlaması olası gözüküyor. Telefonunuz mu çalıyor? Evet, sanırım artık eylem başlayacak. Onun için çağırdılar. Aa, polis mi geldi? Ne? Gözaltı ekibi mi geldi? Şaka yapıyorsun. Bir dakika, biz mahalleliyiz yani burada oturuyoruz. Yani bunu biz doğaçlama zaten olan gelişen bir eylem bu. Yapılan zamlara karşıyız. Bunu söyleyeceğiz. Ya zamların geri alınmasını istiyoruz. Ve acilen devletleşmesini istiyoruz. Bu kadar. Tamam, ben geliyorum şimdi. Tamam abi, görüşürüz. Adamlar yani o kadar şaşkın ve yani yaşlı insanlar çok kaygıdalar. Nasıl oluyor böyle bir şey diye. Polis bayağı abluk altında almış yani mahalleliği. Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kabul edenler... 21 Aralık'ta 7346 sayılı kanun geçti. 204 AKP, 57 CHP, 28 MHP'linin kabul, 12 HDP ve 9 İYİ Parti'nin çekimser, bir tane İYİ Parti vekilinin red oyuyla toplam 271 vekilin katılmadığı bir oturumla geçti. Ve öyle olunca hakikaten meclisten sanki bir oy biriyle geçmiş gibi bir şey oldu. Burada sadece kademeli elektrik kılıfı ile ilgili madde yoktu. Burada aynı zamanda itiraz edecek 18 tane neredeyse başka olur. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an tek sağlam madde TRT payı. Bunun da ne kadar sağlam olduğunu gördük. Çünkü TRT payı indireceğim deyip 1 kuruş indirdi. Ardından 45 kuruş bindirdi. Dolayısıyla bunu dengelemiş oldu. İtiraz edecek çok nokta var. Tutulacak bir tek TRT payı var ama buradan tutup bu kanun evet verilebilecek bir kılıfı asla ben bulamıyorum. Ben bunu açıklayamıyorum.
Yani bunun açıklanması mümkün değil çünkü tamam bunu anlamadılar ama mesela vakıflara verilen çoklu maaşla mı anlamadı? Hiçbir parti itiraz etmeyince bu meclisten geçtiğinde AK Parti bundan cüret buldu. Nasıl bir cüret buldu? Muhalefete de arkasını almış, hiçbir itiraz gelmemiş bir durum söz konusu oldu. Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Cümleden selamun aleyküm Türkiye. Vatandaşa kum kadar fatura mı koyduk diyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Evet, ben basit sıradan balık burcu bir vatandaşım. Siyasi konulara girmek istemiyorum ama siyaset bir şekilde gelip bana giriyor. Bunun açıklamasını ben Enerji Sağ'dan istiyorum. Enerji Bakanı, hiç elektrik faturası ödedin mi la? Allah'ınızı kitabınızı severseniz. Hiç ödediniz mi? Ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Elektrik zamlarından yaklaşık 40 gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı. 40 günde bu ülke elektrik zamlarının aritmetiğini öğrendi. Burada herkes bir şey söyledikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemesi hiç çoktan iyidir. Ama geç gelen muhalefet de muhalefet değildir örneği oldu. Hemen örneğini verelim. Şimdi 20 Aralık günü Türkiye tarihinin en büyük döviz spekülasyonunu yaşadı. Dolar %150'ye yakın arttı. Döviz artık neredeyse dakika dakika yükselirken döviz bürolarının önünde de kuyruklar oluşmaya başladı. Dolar kuru bugün 18 liraya yaklaştı. Türk lirası erirken dolar yükseliyor. Neye nesi bilmiyoruz. Dolar Erdoğan'ın açıklamaları üzerine hızla değer kaybetmeye başladı. Bundan kaç kişi, hangi düzeyde insanlar avantaj sağladılar? Yani bunun hesabının mutlaka sorulması gerekiyor. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. O 21 Aralık günü ortalık tam karışmışken bu kanun geçti. O gün öğle saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu meclise geldi, konuşmasını yaptı ve meclisten ayrıldı. Eğer orada oylamaya katılsaydı AK Parti %126, %127 zam yapamazdı, %36 zammı da yapamazdı. 1 Ekim'de olduğu gibi %15'e benzer bir zammı çok korkarak yapardı. Şu anda birkaç kişiyi de aramam gerekiyor. Mustafa merhaba, Oya ben. Yani basın açıklaması için izin vermiyorlar. Eğer gelirsen çok sevinirdim. Tamam, çabuk gel o zaman çünkü hemen yapacağız. Neler oluyor burada? İyiyim, yok çok şaşkınım sadece. Şimdi ne yapacağız? Nasıl başlayacağız? Neye izin veriyorlar, neye izin vermiyorlar, ne yapıyoruz? O kimin faturası 1280? Benim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kart isteyenler faturalarını söyleyerek yazdırabilirler. Tamam, o zaman başlayalım mı? Ne yapalım? Megafona. Fatura var mı? Var. Mahalleden çocuklar da gelmişler. Şu anda yaptığımız eylem tamamen doğaçlama gelişen bir eylemdir. Bu hafta fatura haftasıydı. Ve sokakta faturalarını alan herkes isyan noktasına geldi. Çünkü gerçekle yüz yüze kaldık. Yaptığımız tek şey isyanımızı bildirmek. Bizleri sömürmeyin, bizleri soymayın. Bunları anlatmak istiyorduk. Ve bu yüzden benim komşularım gelip burada, bu sokakta anlatamadılar dertlerini. Yaşlı yaşlı insanlar evlerinden çıkıp buraya gelemediler ama tencereleriyle kapıda bekliyorlar şu anda. 4250 lira ile geçinebilen var mı bu ülkede? Bizi bu alanda sınırlamanız susacağımız anlamına gelmez. Bir araya gelme nedenimiz zamlardır. Bu faturaların acilen geri alınması ve enerjinin devletleşmesini istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Elektrik faturalarını az tüketenin az, fazla tüketenin daha fazla ödeyecek kademeli tarife başladı. Amaç dar gelirli vatandaşı korumak ve enerji tasarrufu sağlamak. Kademeli elektrik gerekçeleri çok haklı, düzgün uygulandı, faydalı bir şey. Meclis görüşmelerine baktığımız zaman gerekçe olarak sunulan şeyler oldukça mantıklı. Mesela enerji verimini arttırmaktan bahsediyor, maliyet bazlı faturalandırmaya geçmekten bahsediyor, tasarrufu teşvik etmekten bahsediyor. Bunlar çok güzel şeyler. Eğer bunlar yapılsaydı ortaya daha adaletli bir resim çıkacaktı. Fakat şöyle bir sorun var. Bunların hiçbirinin belgesi verilmedi. Bunun hiçbirinin raporu verilmedi, hiçbirinin gerekçesi ortaya konmadı. Konmadığı için meclis boş bir kağıda kabul oyu vermiş oldu. Böylesi bir açık çeki iktidar yanlış kullandı. Elektrikli hiçbir alet olmadığı halde, yani ben ekolojik bir yaşam tercih ettim evimde ve evimde televizyonum yok, lambam, her şeyim çok idareli kullanmama rağmen 600 lira elektrik faturası aldım. Bak, limonatayı yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Sırf elektrikten tasarruf edeyim diye. Işıkları yaptırmışım komple tasarruf ampulleri. Dolabın ışıklarını yaptırmışım tasarruf ampulleri. Bundan fazla önlem alma şansın yok. Başka türlü neyin önlem alabilirim 9 metrekare dükkanda? Çocuğum okula gittikten sonra hemen doğalgazı kapatıyorum. Üzerime büyüklerimiz
annemizin tavsiye ettikleri gibi bol kazaklar giyip gün içerisinde öyle devam ediyorum. Birkaç kat çorap, birkaç kat kazak, bunlarla idare ediyorum. Buna rağmen şu an gelen fatura 618 lira. Yani bu rakamlar korkunç rakamlar. Alacakaranlıkta okula gitmek zorunda kalan öğrenciler hava aydınlanmadan yola çıkmak zorunda kaldı. Sabahları karanlık. Sabah güneş doğmak bilmiyor. Akşam karanlıkta dönüyoruz, gün yüzü göremez olduk. Kalıcı yaz saati uygulaması meclise taşındı. 6.30'da açtığım dükkanı bugün 9.30'dan aşağı açmıyorum dükkanı. Çünkü niçin 6.30'da açsam 4000 lira ödeyeceğim elektriği. Elektrikte bir acı yanda bu. Benim çocuğum 6'da kalkıyor. Okula gitmek zorunda 6.30'da. Yola çıkmak zorunda. Ve yine elektriği açıyorum ben. Yani 6'da değil de daha makul günün ışıdığı bir saatte çocuğum çıksa elektrik kullanmayacağım. Oradan da bir tasarruf edeceğim. Çok rica ediyorum. Buna da bir el atsalar da çocuklar da gün ışığında okula gitmiş olsalar ve biz de o saat diliminde elektrik kullanmamış olsak. Şimdi sabahın karanlığında insanların okula, işe gitmesinin sebebi acaba verimlilik mi, tasarruf mu diye baktığımız zaman aslında bakanlığın en temel itirazı bu. Biz enerji tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Peki bakanlığımız enerji tasarrufu yapıyorsa neden tüketim rekor kırmaya çalışıyor? Türkiye enerji üretiminde rekor üstüne rekor kırıyor. 38 adet Kevan Barajı'na denk üretim yapıldı. Aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu. Neden tüketim rekoru kırdığımız bize hep müjdelemeye devam ediyor? Baktığımız zaman mesela 29 Haziran'da tüm zamanların elektrik üretim ve tüketim rekorunu kırdık diye Twitter'da böyle paylaşımlar yapmış. Neden? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Enerji tüketimini arttırırsanız o kadar geliriniz artar. Bir de fiyatını arttırırsanız o kadar artar. İkisini beraber arttırırsanız bunların çarpımı oranında geliriniz artar. Şu an Türkiye'nin enerji ihtiyacı var söylemi arkasında verimsiz AVM'lerin enerji ihtiyacı var. Verimsiz rezidansların enerji ihtiyacı var. Verimsiz kentsel dönüşümün enerji ihtiyacı var. 2007 yılında enerji verimliliği ile ilgili çok önemli bir kanun geçirdi. Fakat 2011 yılında bu kanunu ötelemeye başladı. 2017'ye attı, 2020'ye attı ve en son 2030'a attığını görüyoruz. Eğer Türkiye bunları atmasaydı şu an enerji tüketimimiz özellikle ticarethanelerde ve binalarda çok düşecekti. Binalarda enerji verimli dediğimiz şey izolasyon olmaması, duvarların kalın olmamasından tutun da güneş açımızdan, binaların birbirini gölgelemesine kadar bir dizi faktörden dolayı biz aslında enerjimizi boşa harcayan bir ülkeyiz. Şu an devletimizin tek motivasyonu insanlar daha fazla enerji tüketsin, daha fazla enerji faturası versin ve daha fazla şirketlere para transfer, sermaye transferi yapalım. Bunun böyle olduğunu herkes son zamda gördü. Dolayısıyla sabahın köründe, karanlıkta insanların işe gitmesini verimlilikle açıklamak, tasarrufla açıklamak hiç akıl kârı görünmüyor. Türkiye'deki büyük kamu ihalelerinin çoğunu alan muhalefet beşli çete diye adlandırdığı Limak, Kalyon, Makyol, Colin, Cengiz İnşaat. Burada Colin var, Cengiz var. Abi burada onlar var mı? Evet. Onlar her yerde var. Cengiz Holding 21 dağıtım bölgesinin 4'ünü ortak ve dolayısıyla tedarik şirketlerine de ortak. Ve Cengiz Holding Türkiye'de kurulu gücü en fazla olan 10 şirketten bir tanesi. Kalyon 3 bölgeye ortak, Limak 3 bölgeye ortak, Sabancı 3 bölgeye ortak. Ve bunlar da Türkiye'deki şu an elektrik altyapısında en fazla kurulu gücü olan 10 kuruluştan bir tanesi. Bu şirketler fahiş fiyatlarla halktan para alıyorlar. Paraların karşılığında ne kadar yatırım yaptıkları ve aslında yapmadıkları Isparta'da olduğu gibi görülüyor. Çünkü Türkiye tarihinin en büyük elektrik kesintisidir. Bütün bu skandallar aslında enerji sisteminin parçalanmasını, enerji sisteminin sermaye transferi endeks hale getirmesini sonucu olarak görüyoruz. Şimdi ben burada esnaflık yapıyorum. Dolabım ne dolu? Peynir, sucuk, salam, kaşar falan. Elektrikler kesildiği zaman beni bilgilendirmiyorsa ve faturanın günü geçtiğinde misliyle cezasını alıyorsa bu da bir adalet değildir. O zaman elektrik kesildiğinde yazın benim mallarım bozulduğu zaman bunu karşılığını bana ödemek mecburiyetinde olması lazım. Çünkü niçin bir elektrik faturasına bakıyorsun? Elektrik faturasında okuma bedeli diye bir şey yazıyor. Niçin bu okuma bedeli? Senin çalıştırdığın elemanın maaşını ben niçin vereyim? Eskiden elektrik üretimi şöyleydi. Devlet üretir, bunu kendi trafosuna aktarır. Kendi trafosu üzerinden iletir. Kentlere geldiğinde trafolarla tekrar paylaştırılır ve bunun dağıtımını takip eden müesseseler vardır. Bunun sahibi kamuydu, bunun işletmesini yapan kamuydu, bakımını yapan kamuydu, çalışanlar bizlerdi. Şimdi nasıl oldu? Üretimin %80'i şu an özelde, iletim hala kamuda, bunu da özelleşmek istiyorlar. Dağıtım özelde, tedarik özelde, fatura özelde. Diyorlar ki maliyetler çok yüksek. O zaman özel sektörün maliyeti yüksek,
demek kamu üretmesi gerekiyor. Yani 32 kuruşa EÜH bunu mal ediyorken sen nasıl dağıtım 33 kuruşa mal ediyorsun? Ve sen nasıl üretimi 70-80-90 kuruşa mal ediyorsun? Demek ki özelleşmenin çalışmadığını, bir işe yaramadığını, özelleşmenin fakirlik getirdiğini siz ispatlamış oldunuz şu an. Biz faturalar için mi çalışıyoruz? Hayır. 3 kişi de çalışsa, 4 kişi de çalışsa geçimi sağlamak imkansız. Biz çocukken babalarımız gurbete giderdi veyahut da babanın iki çocuğu olurdu, gurbete gönderirdi. Biz öyle buyurduk. Git çalış, parayı gönder, ben köyde hayatımı idare ettireyim diye. Ve bir kişi çalışırdı, memlekette 10 kişiye bakardı. Şu an bir kişi çalışıp 2 kişiye bakma şansı yok. Herkes çalışıp kendini idare ettirmek mecburiyetinde kaldı. 7-24 saat çalışıyoruz neredeyse. İzin yaptığımız yok. Yaşım 52. Ama ben hayatımda nedir? 4 yıldızlı otel nedir bilmem. Apart nedir bilmem. Evimden işime, işimden evime gelmişimdir. Hep hayat mücadelesi, hep hayat mücadelesi. Bu nereye kadar? İnsanca yaşamanın gerektirdiği lüksleri bile, yani lüks, şu anda lüks gibi gördüğümüz bir kafeye gidip bir kahve içme, bir arkadaşla bir araya gelip bir şeyler yeme içme, bunlar artık hayal. Ki ben geçmişimde o krizleri de yaşamama rağmen, 99 krizi, 2002 krizi, yani bunları da görmeme rağmen ben sosyal hayatımdan mahrum değildim. 30 seneye yakındır evlilik hayatım var. Benim oğlan askere gitti geldi. Onu işe verdim, çalışıyor. 30 senedir benim hanım çalışmazdı, ev hanımıydı. Şu an mecbur kaldım, hanım bile çalışmaya başladı. Mümkün değil yetişmen. İşte aslında bu insanları kızdıran ve tepki gösterdikleri şey bu seferki zamlara bu. Kardelen... Dağılıyoruz o zaman. Dağılıyoruz. Tamam. Yani bir şey konuşamıyoruz zaten. Evet. Konuşacağız. Yine bir araya geleceğiz. Yine böyle konuşacağız. Kolay gelsin. Mustafa abi, iyi akşamlar. Eylem yarım kaldı. Polis engeline takıldı. Ya bir sürü polis yığılmış oraya. Ya biz mahallemizi, sokağımızı yürütmediler. Yani yapacağımız bir düdük çalma, işte ıslık. Bu ses getirsin sadece. Yüksek gelen faturalara itiraz. Buydu. Ne yapacağız? İyi akşamlar. Görüşürüz. Ne yapıyorsunuz? Ben niye belir belir duruyorum? Ya üzgünüm. Şimdi aşağı ineceğim. İnsanlara ne diyeceğim onu düşünüyorum. Konuşa konuşa geliyorum, insanlara anlatıyorum. Ne oldu Eylem diye soranlar oldu. Elektrik faturaları için. Sana da bir tane ne kadar gelmiş? Faturalar için abi. Şey değil bu. Yani fatura eylemi. 4 bin lira geldi. 4 bin lira. Tamam ben. 4 bin. Neyse. Haydi görüşürüz. Hadi. Bakalım daha neler gelecek başımıza.